Yazılı Yazır Mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 2. dönem 2. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce bu yazılı sorularımız test sorularından oluşmakta. Sizlerin de LGS sınavınıza girmenizden dolayı arkadaşlar hemen ilk sorumuza başlayalım. Mustafa Kemal Paşa bu parçada geçen sözüyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine vurgu yapmıştır? İzmir'in işgali milli mücadele açısından bir dönüm noktası oldu. Çünkü o zamana kadar işgalcilerin geçici olacağını düşünen Türk milleti vatanın elden gitmek üzere olduğunu anladı ve vatan savunmasının fiilen üstlendi. Düşman işgaline son vererek tam bağımsızlığı sağlamak isteyen temsil heyeti başkanı Mustafa Kemal Paşa vatan savunması ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir. Samsun'a çıktıktan sonra hedefi bir noktaya yönelttim. Fakat modern ve güçlü düşman kuvvetlerini çeteler ve misillerle yenmek mümkün değildi. Atatürk bu sözüyle neyin gerekliliğine vurgu yapmıştır? A. Düzenli ordunun kurulmasının. Evet, düzenli ordunun kurulmasına burada bir vurgu yapmaktadır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çeteler ve misillerle modern güçlü orduyu yenemeyiz. Bize düzenli bir ordu, artık böyle daha programlı, daha güçlü bir ordu gerektiğinden bahsetmekte. Bu ordu da işte düzenli ordu sayesinde oluşacaktır. Temsil heyetin oluşturmasının değil, hıyaneti vataniye kanun çıkarılması değil, Kuvayi Milliye birliklerini güçlendirmesi değil. Cevabımız alana şıkkı düzenli ordudur. Devam ediyoruz ikinci sorumuzla. Aşağıda Atatürk'ün askerlik hayatıyla ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir. Verilen bilgilerin Atatürk'ün kişilik özelliklerinden ileri görüşlülük ve örgütleyicilik ile ilişkilendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım hemen ilk öncülümüze. Katıldığı bir tatbikatta uçakların gelecekteki savaşlardaki rolünü öngörmüştür. Adı üstünde öngördüğünden dolayı onu ileri görüşlü olarak ifade edebilmekteyiz. Bu özelliği onun ileri görüşlü olduğunu göstermekte. Bakın önceden uçakların üstlenebileceği görevi yeri tahmin edebilmekte. Bu onun ileri görüşlülüğünü gösterir. 2. de Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı yerli halkı bir araya getirmesi. Bakın yerli halkı bir araya getiriyor, topluyor, sözlerini dinletiyor. O zaman bu da onun örgütleyici bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. 2'yi de örgütleyici olarak alacağız. Trablusgarp'ta İtalyanlara karşı, tamam bunu demiştik zaten. 3'e baktığımızda Çanakkale'de düşmanın çıkarma yapacağı yeri önceden doğru tahmin etmiştir. Bakın önceden doğru tahmin ediyor. Yani önceden ileriyi görüyor. O da ileri görüşlülük açısından değerlendirilmesi gerekir. Üçü de böylelikle ileri görüşlüye söyleyebiliriz. Dörde baktığımızda Şam'da ülke sorunlarını çözüm bulmak amacıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Bakın bir cemiyet kuruyor ve insanları etrafında topluyor. Bu da onun örgütleyicilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. Cevabımız Bursa şıkkı. Devam edelim 3. sorumuzla. Sivas Kongresi'nde yurt çapında faaliyet gösteren milli cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında tek çatı altında toplanmış, manda ve himaye fikri kesin olarak reddedilmiştir. Ayrıca Mebusan Meclisi'nin toplanması için de çalışmalara devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Sivas Kongresi'nde alınan bu kararlar ile milli mücadele döneminde ilkelerinden hangileri benimsenmiştir? Milli birlik ve beraberlik ilk olarak belirlendi. Çünkü neden? Buradaki mandacılık direkt reddediliyor arkadaşlar. Başka bir ülkenin himayesinin altına girmek reddediliyor. Ve ayrıyeten bakın burada bir birleşme söz konusu. Cemiyetler birleşiyor. Bu da milli birlik beraberlik olarak söylenebilir. Tam bağımsızlığı burada dediğimiz gibi manda ve himayenin reddedilmesine bağlayabiliriz. Zaten ulusal egemenlik halkın kendi kendini yönetme biçimi. Bunu da Mebusan Meclisi'nin toplanmak istenilmesinden söyleyebiliriz. Bu da gene yer almakta. Ama uluslararası eşitlik söz konusu değildir. Cevabımız 1, 2 ve 3 Bursa şıkkıdır. Devam edelim 4. sorumuzla. Atatürk'ün bu sözüne göre onun milliyetçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz, olumsuz sorulmuş. Okuyalım. Millet ve biz yok. Birlik halinde millet var. Biz ve millet ayrı ayrı şeyler değiliz. Şunu kesin olarak söyleyeyim ki bir millet varlığı ve bağımsızlığı için her şeye girişir ve bu gaye uğrunda her fedakarlığı yaparsa başarılı olmaması mümkün değildir. Elbette başarılı olur. Başarılı olamaz ise o millet ölmüş demektir. Şu halde millet yaşadıkça ve her türlü fedakarlıkta bulundukça başarılı olamaması hatıra gelmez. Ve böyle bir şey söz konusu olamaz. Hangisiyle bağdaşmaz?
A şıkkı, halkın birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasıyla. Evet, bununla bağlaşmakta. A'yı eledik çünkü doğru olduğundan dolayı. B'de tam bağımsızlığı hedeflemesiyle kesinlikle millet tam bağımsızlığı hedefleyecektir. Irk üstünlüğü önem verilmesiyle, ırk üstünlüğü diye bir şey söz konusu değil. Herkes eşit arkadaşlar. İstiklal için halkın elinden geleni yapmasıyla. Evet, bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı, ırk üstünlüğü diye bir şey söz konusu değil. Türk'üm diyen herkes Türk'tür. Onun ırkına, dinine, diline bakılmaz. Beşinci sorumuz. Buna göre aşağıdaki yeniliklerden hangisi halkçılık ilkesiyle doğrudan ilgili olabilir? Bütün vatandaşların yasalar önünde eşit olmalarını, devlet imkanlarından eşit olarak yararlanmalarını esas alan ve her türlü ayrıcalığı reddeden ilkeye halkçılık denir. Halkçılık ilkesine göre tüm vatandaşlar kanun önünde eşittir. Hiç kimseye, aileye, gruba ayrıcalık tanınmaz. Halkçılık ilkesi burada tanımlanmış. Adı üstünde halkçılık ilkesi, eşitçilik, herkesin aynı haklara, eşit haklara sahip olması demektir. Devlet tiyatrolarının açılması alakasız. Demir yollarının millileştirmesi alakasız. Türk Tarih Kurumu'nun açılması milliyetçilikle alakalı, eledik. D'de efendi, paşa, bey gibi ünvanların kullanımının yasaklanması halkçılık ilkesinin ta kendisiyle alakalıdır. Bu gibi ünvanlar alınarak herkes eşit sayılmış oldu arkadaşlar. Kimse paşa olmadı artık. Kimse efendi olmadı. Bu da halkçılık ilkesinin bir gereğidir. Cevabımız Denizli şıkkı, 6. sorumuz. Bu durum ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenilemez? Olumsuz sorulmuş, dikkat edelim. Okuyoruz. Bir devletin kendi limanlarında deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalığa kabotaj denir. 1 Temmuz 1926 tarihinde kabotaj kanunu ile kendi karasularımızda yük ve yolcu taşıyabilme hakkı Türk vatandaşlarına verildi. Hangisi söylenemez? A şıkkı, kıyılarımızın kullanılmasında ulusal çıkarlarımız ön planda tutulmuştur. Evet, doğru. Bizim olanı kendimize almışız arkadaşlar. Artık Türk vatandaşları taşıyabilme hakkına sahip. Milli ve bağımsız ekonomi anlayışı benimsenmiştir. Kesinlikle bu boğazlarımızdan geçecek gemilerin vereceği vergilerden gene ekonomi açısından önem kazandığımızı söyleyebiliriz. Bağımsız ve egemen devlet anlayışı korumak istenmiştir. Evet, doğru. Gene kendi kara suyumuzu işletebiliyor olmak da, bu da bizim bağımsızlığımızı gösterecektir. Ekonomik kalkınma uluslararası kaynaklarla yapılmak istenmiştir. Yanlıştır. Uluslararası kaynaklarla yapmıyoruz. Kendi kaynağımız olan denizlerimize, limanlarımızla yapıyoruz. Cevabımız Denizli şıkkı. 7. sorumuz. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kurtuluş Savaşı dönemin yazar ve ressamlarına ilham kaynağı olmuştur. Onlar ortaya koydukları eserlerine Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna sergiledikleri büyük fedakarlıkları işlemişlerdir. Hangisine ulaşamayız? A şıkkı, milli mücadele dönemin yazar ve eser ressamlarına esin kaynağı olmuşlardır. Kesinlikle doğru. Örnek verecek olursak Yakup Kadri Karaosman olduğunu söyleyebiliriz ama romanlarında esinlenmiştir Kurtuluş Savaşı'ndan. Sonra arkadaşlar Halide Edip Adıvar'ı söyleyebiliriz. Ateşten Gömlek direkt Kurtuluş Savaşı ile alakalı bir kitabıdır. Bu da doğrudur. Dönemin yazar ve ressamları eserlerine Türk milletinin kahramanlıklarını işlemişlerdir. Kesinlikle doğru. Anadolu insanı milli mücadelede büyük fedakarlıklar göstermiştir. Doğru. Yazar ve ressamlar eserlerinde milli mücadelenin ekonomik sonuçlarına yer vermişlerdir. Alakası yok. Oradaki insanların fedakarlıklarına yoğunlaşmışlardır. 8. Derviş Mehmet ve bazı arkadaşları İzmir'in Menemen ilçesinde halkın dini duygularını da kullanarak bir isyan başlattı. Menemen'de çıkan bu isyan kısa sürede bastırıldı. Cumhuriyetin varlığına yönelik olarak ortaya çıkan Menemen olayını Türk milleti mitingler düzenleyerek protesto etti. Yurdun çeşitli yerlerinde protesto mitinglerinin düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir? Çok partili hayata geçiş için ortam hazırlandığını, alakasız. Halkın cumhuriyete olan bağlılığını, evet bunu gösterecektir. Bakın, dini duygularla istismar etmeye çalışılmakta ama halk buna izin vermiyor. Halk cumhuriyeti benimsiyor ve ona bağlılığını protestolarla beraber gösteriyor. C'ye de bakalım. Halkın Derviş Mehmet olan desteğini, alakası, destek vermiyor. Rejiminin değişmesi gerektiği, alakasız. Cevabımız Bursa şıkkı. 9. sorumuz. Verilen bilgiye göre Atatürk ile ilgili hangileri söylenebilir? Atatürk 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında yabancı okulların zararlı faaliyetlerini yakından gördü. Atatürk ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen yabancı devletlerin tüm baskılarına rağmen yabancı okulları Maarif vekaletine bağlama konusunda taviz vermedi. Lozan Barış Antlaşması ile bu okulların Türk hukuk kurallarına uymak şartıyla çalışabileceklerine hükme bağlandı. Buna göre hangileri söylenebilir?
Milli bir eğitim siyaseti uygulamıştır. Evet, doğru. Bütün okulları tek bir çatı altında toplamaya çalışmakta, yabancı okulları da gene denetim altında tutmaya çalışmaktadır arkadaşlar. Egemen devlet anlayışından taviz vermemiştir. Evet, gene bu da doğru. Devlet söz sahibi ve egemen bir devlet söz konusu eğitime karışabilmekte. Sorunu bağımsızlık temelinde çözmüştür. Evet, bu da doğru. Okullarımız bile yabancı olsaydı bu bizim bağımsızlığımıza bir kasten müdahaleydi arkadaşlar. Bu da böylelikle çözülmüş oldu. Cevabımız 1, 2 ve 3 Denizli şıkkıdır. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza da like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 10. sorumuza devam edebiliriz. Buna göre Mustafa Kemal'in geri çekilen askerlerini tekrar düşmanla savaşmaya yöneltmesi daha çok hangi kişilik özelliğiyle açıklanabilir? Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı'nda düşmana karşı geri çekilen askerlerine "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zamanda yerimizi başka kuvvetler alabilir." diyerek geri çekilen askerlerini düşmana karşı savaşmada tekrar cesaretlendirmiştir. Buna göre hangisiyle açıklanabilir? Hangi özelliğiyle? Yeniliklere karşı açık oluşu alakasız. İleri görüşlülüğü de burada alakasız. Kültürel değerlere önem vermesi de alakasız. Burada bize gösterilen özelliği orduyu sevk ve idare etme yeteneği olacaktır. Yani orduyu yönetebilme yeteneğidir. O da görüldüğü gibi geri dönen askerleri geri savaşa katarak bu özelliğini bizlere göstermekte. Cevabımız Denizli. 11. Bu bilgiye göre Kuvayi Milliye birlikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Okuyalım. Kuvayi Milliye halkın kendi imkanlarıyla oluşturduğu birliklerdi. İşgal edilen bölgelerde direnişi gerçekleştiren ve eli silah tutan herkesin katıldığı küçük gruplardı. İhtiyaçları halk tarafından karşılandı. Belli bir otorite altına girmek istemeyen Kuvayi Milliye birliklerini kontrol altında tutmak oldukça zordu. Hangisine ulaşamayız? Bölgesel direnişi hedeflemişlerdir. Evet, doğru. Kuvayi Milliler, yani aslında belli bir insan toplanıyor. Eli silah tutan herkes toplanıyor ve kendi alanını, kendi evini koruyor aslında. Kendi bölgesini. O yüzden bölgesel bir direniştir. Düzensiz birliklerden oluşmaktadır. Kesinlikle. Yani çete diyebileceğimiz birliklerden oluşmaktaydı. Türk halkı tarafından desteklenmişlerdir. Evet, doğru. Zaten direkt kendisi Türk halkıdır. Belli bir düzen ve otoriteye bağlı olarak hareket etmişlerdir. Yanlıştır. Belli bir düzen, otorite yok. Sonrasında onlar düzenli orduya geçilecek arkadaşlar. Yani düzenli ordu deseydi o zaman doğruydu ama şu an Kuvayi Milliye için böyle bir şey söz konusu değil. Herkes kendi kafasına göre davranıyor. Devam edelim 12. sorumuzla. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını ve otoritesini kabul ettirdiği uluslararası başarıları arasında yer almaz? Türkiye Büyük Millet Meclisi varlığını ve otoritesini hem içte hem de dışta aldığı askeri ve siyasi başarılarla kabul ettirmiştir. Londra konferansına katılınmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi tanınmakta ve artık hani adam yerine konulmaktadır eğer deyimim doğru olursa. Bu yüzden de bu önemlidir. Kars Antlaşması imzalanması da gene aynı şekilde dışta oldukça önemlidir. Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanması da aynı şekilde ama Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesiyle bir alakası yok. Anayasanın kabulüdür ve hani uluslararası başarı arasında gösterilemez. Uluslararası dediği için yanlış zaten. Teşkilat-ı Esasiye kendi içimizde olan bir anayasadır arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Dikkat edelim. 13. Medeni kanunun kabul edilmesiyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir? 17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen Medeni kanun evlenme, boşanma, miras, velayet, resmi nikah ve mülkiyet konularında önemli düzenlemeler getirdi. Yeni ve çağdaş bir aile düzeni oluşturuldu. Türk kadının hakları güvence altına alındı deniliyor. Belli başlı düzenlemeler yapıldı. Buna göre hangisini sağlamıştır Medeni kanun? A şıkkı sosyal alanda kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Evet, doğru. İşte kadın önceden şahitliği erkeğin yarısı gibi bir ifadeydi ama medeni kanunla beraber artık ne olmuş oldu arkadaşlar? Kadının şahitliği de gene erkek gibi aynı olmuş oldu. Kadın erkek eşitliği sağlanmıştır. Kadınlara siyasi haklar verilmiştir. Yanlış. Medeni kanunun siyasi ile alakası yoktur arkadaşlar. Bu daha çok halkçılık eşitlik ilkesiyle beraberdir. Medeni kanunda siyasiyi kullanamayız. Eğitimde birlik sağlanmıştır. O sonradan başka bir kanunla sağlanacak. Gelenekçi aile yapısı korunmuştur. Hayır, yok, korunmamış arkadaşlar. Aile yapısı değişmiş. Modern bir aile yapısı ortaya koyulmuştur. Cevabımız Adana şıkkı. 14. sorumuz. Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Fransızlar Sevr Antlaşması ile kendilerine verilen güney illerini Urfa, Maraş, Adana ve Antep'i işgal etmek için harekete geçtiler.
Bölge halkı Kuvayi Milliye Birlikleri kurarak direnişe geçti ve destanlaşan bir zafer kazandı. 1921'de Fransa Ankara Antlaşması'nı imzalayarak TBMM'yi resmen tanıdı. Bu antlaşma ile Güney Cephesi kapandı ve bölgedeki askeri kaynaklar Batı Cephesi'ne kaydırıldı. Hangisi çıkaramaz? TBMM'nin saygınlığı artmıştır. Evet doğru. Bakın burada Fransa onlarla beraber bir antlaşma imzalıyor. Antlaşma imzalamak ne demek? Ben seni bildim, tanıdım, seni kabul ediyorum anlamına gelecektir. O yüzden saygınlık arttı. Batı cephesi güçlendirilmiştir. Evet doğru. Batı cephesine kaydı oradaki birlikler. TBMM ilk askeri başarısını kazanmıştır. Böyle bir bilgiye yer verilmiyor. Fransızlarla savaş durumu sona ermiştir. Ateşkes Antlaşması ile beraber bu da gene doğrudur. Cevabımız Ceyhan şıkkı. 15. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu anlayışı doğrultusunda yapılan bir yeniliktir? Mustafa Kemal 23 Nisan 1920'de egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir anlayışıyla Türk milletinin kendi kendisini yönetme hakkına sahip olduğunu tüm dünyaya ilan etmiştir. Buna göre A şıkkı Latin harflerinin kabul edilmesi kendi kendini yönetme ile alakalı değil. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması milliyetçilikle alakalı gene eledik. Cumhuriyetin ilan edilmesi işte burada Cumhuriyetin ilan edilmesiyle beraber demokratik bir yönetim sayesinde halk kendi kendini yönetebilecek kıvama gelmektedir arkadaşlar. Medeni kanunun çıkarılması da gene aynı alakasız halkçılık ilkesiyle eşitlikle kadın erkek eşitliği ile alakalı. Cevabımız Ceyhan şıkkı. Sıra geldi 16. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu düşüncesine kanıt olarak gösterilebilir? Mustafa Kemal Atatürk, hükümetin idari yönden denetlenmesini ve gerçek manada milletin egemenliğinin gerçekleşmesini istemekteydi. Sonra hangisi bu düşüncesini kanıt olarak gösterir? Soyadı kanunun çıkarılması halkçılık eşitçilikle alakalıdır. Alakasız yani bize verilen bu ifadeyle eledik. Yani devletin denetlenmesi, hükümetin denetlenmesiyle alakası yok. Fethi Okyar'a serbest cumhuriyet fırkasının kurmasını istemesi. Evet tam olarak bunu kanıt olarak gösterebiliriz. Çünkü bu ne için geçerlidir? Bu arkadaşlar çok partili siyasete giriş için geçerlidir. Ve Atatürk bu hükümetin denetlenebiliyor olması için kendi arkadaşı olan Fethi Okyar'a demiş ki sen de bir parti kur ve beni denetle demiş arkadaşlar. Bunun sebebi çok partili sisteme geçişi olacaktır. Ve bu sayede de artık hükümet tek elden yönetilmeyecek. Artık bir rekabet olacak, bir denetlenme olacak. Bu şekilde bir sistem ortaya koymuştur. Tabii daha sonra bu sistem başarılı olmadı. Sonraki yıllarda çok partili hayata geçiş sağlandı. Atatürk zamanında sağlanmadı. Denendi. C'ye bakalım. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılmasında gene bu düşünceyle alakası yok. Halifeliğin kaldırılması laiklikle alakalı eledik. Cevabımız Bursa şıkkı. 17. Buna göre yeni bir dünya savaşı tehlikesine karşı Türkiye'nin aldığı tedbirler arasında hangisi ya da hangileri yer alır? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan barış antlaşmaları dünyaya barış getirmedi. İntikam hırsıyla hareket eden Almanya ve İtalya yeniden silahlanarak saldırgan bir politika takip etmeye başladı. Bu devletlerin Balkanlar ve Akdeniz üzerinde takip ettikleri yayılmacı politika Türkiye'yi bölge güvenliği açısından tedbir almaya yöneltti. Hangisi aldığı tedbirlerden? Balkan Antantı'nın kurulması evet aldığı bir tedbir. Möntrö-Boğazlar Sözleşmesi imzalanması da aynı şekilde. Sadabat Paktı'nın imzalanması da aynı şekilde. Bunlar bir sonraki Dünya Savaşı tehlikesi için almış olduğu önlemlerdir. Cevabımız 1, 2 ve 3 Denizli şıkkı olacaktır. 18'de devam edelim. Atatürk'ün hangi özelliği vurgulanmıştır? Okuyalım hemen. Şu kanaate vardım ki kavminin, milletinin kendisine bu kadar gönül bağladığı ve ölümüne bu kadar içten ağladığı bir halk kahramanı tarih içinde yoktur. Bu niçin böyle oldu? Halkın içinden gelen bir kurmay yüzbaşı nasıl oldu da bir gün askerlik vasfını, devlet kuruculuğu ve devlet adamlığı vasfını, önderlik vasfını aşarak bir milletin kalbine yerleşti? Zaten milleti için sevilen, sevildiği için bağlanılan ve korkulmayan bir insandı. Ama nasıl oldu da bu insan bütün dünyanın gözünde insanlığın bir evladı haline geldi? Hangi özelliği vurgulanıyor? Evrensellik, akılcılık, milliyetçilik, yenilikçilik. Cevabımız Adana şıkkı evrensellik olacaktır. Çünkü bakın bütün dünyanın gözünde insanlığın bir evladı oldu diyor. İnsanlıktan bahsettiğimizden, tüm dünyadan bahsettiğimizden dolayı evrensellik özelliğine vurgu yapılmıştır. 19. Buna göre Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinin anlayışlarından hangisi ya da hangilerini amaçladığı söylenebilir. Atatürk'ün milliyetçilik ilkesine göre ırkı, düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen ve Türk hisseden her insan Türktür.
Buna göre hangisini amaçlıyor? Atatürk ülkü birliğini amaçlıyor. Irk birliğini amaçlayamaz. Irkına bakılmıyor. Bakın, ırkı fark etmiyor arkadaşlar. Din birliği kendi inancı da fark etmiyor. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik bir devlet olduğundan dolayı isteyen herkes istediği dine mensup olabilir. Bunda bir sorun yok arkadaşlar. Atatürk'ün istediği sadece ülkü birliği. Yani herkes Türk'üm diyebilmeli. İstediği budur arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Türk'tür demektedir. Bu şekilde açıklayabiliriz. 20. ve son sorumuz. Atatürk'ün bu sözleriyle kanunlarından hangisi ya da hangilerin kabul edilme gerekçesi ne anlatmaktadır? Bakalım. Dünya uygarlık ailesine saygın yer sahibi olmaya layık Türk evladı, Türk milleti, evlatlarına vereceği eğitimi okul ve medrese adında birbirinden büsbütün başka iki cins kuruma bölmeye katlanabilir miydi? Eğitim ve öğretimde birlik olmadıkça aynı fikirde, aynı düşünüş biçiminde bireylerden oluşmuş bir milleti yapmaya imkan aramak, boş şeylerle uğraşmak olmaz mıydı? Buna göre hangi kanunlarla alakalı? Tevhid-i Tedrisat Kanunu arkadaşlar eğitimde birlik kanunu olacaktır ve burada tam olarak bu anlatılmaktadır. Gördüğünüz gibi önceden okul ve medrese farklı yerlerdi ve bunlarda eğitim görülebilmekteydi. Atatürk işte bunları bir yapı altına birleştirmeye çalıştı. Bu sayede de artık aynı düşünce biçimine sahip genç nesiller yetişmeye başlanıldı. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile alakası yok. Takrir-i Sükun'la da alakası yok. Cevabımız direkt sadece yalnız bir Tevhid-i Tedrisat eğitimde birlik kanunu olacaktır. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu yazı sorun ve daha fazlasına da yazılayın.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın ve kendinize iyi bakın. Umarım hak ettiğiniz notu alırsınız.